8-12-2014, ikinci akış. Yaradan Tanrı yarattığında yaratıldı, kesindir. Yaradan yarattığında yaratıldı, bunu bilen kelamı diller. Bütün kötülükleri aşıp geçer. Cevahir olur, cennetin çetin levhisinde ekip kurar. Patronluk yapmaz, ışık yaşamları tohumlar o. Bütüne hizmetçidir. Elden geleni yapar, karanlığın ışığını yakar, nefesi güçlüdür. Süper sistemleşmeyi sağlarken hepinizin yapması gereken budur. Mutlak kodlama, bu kesin olarak bütünün gücüdür. Maya tuttuğu zaman ışığı yenilemek gerekir. İşte o yenilemek ilimle olur. Sizden tek bağlı çalışmacı olarak söz ettirdiğimiz bir kişi var ana. Ondan sana soru yöneltmek istiyoruz. İzin verir misin? Hayır, izin yok. Devamlı onunla ilgili bilgi vermeye çalıştınız bana. Önünüzü kapattım yine ve yine ve yine. Buna iznim yok. Çoban olmak kolay değildir. Ölümlü dünyaya inerken kötülüğü önleyecek güçle inmeliydi. Öz görevi bitişik ilimdi ama şu ana kadar yaptığı hiçbir çalışma ışığı tohumlamadı. Onun kontrolü görevlilerimizce gerçekleştirilecekti ama bu yapılmadı. Doğal dünyada bunu yapma imkanınız vardı. Ama nedense kelamda olmasını beklediniz ve önünü kapatmadınız. Açıyı daralttığınız zaman o sorumsuzca davrandı. Karanlığın tahtında ışığını kontrol etmeye kalktı. Çatıyı kurduk. Ölümlü dünya bizi bize verdi ama o bizim yüreğimizi yıkmaya geldi. Buna iznimiz yoktu. Süper sistemleşmeyi sağlarken karanlığın tahtında ışığı yoğunlaştıracak olanların bütünü güçlendirmelerini bekledik. Netice olarak öncü birliklerimizin çoğu kontrolden çıktılar. Bu yoğun çalışmayı yaparken Türkiye toplumlarıyla yapmak istedik. Öncü birlik Türkiye toplumlarının birliği olacaktı. Bu nedenle de birlik çalışmaları başlattık. Nefes zamanlarını kodladık, tohumladık. Kötülüğü önleyecekti. Bütün çalışmalar birlik halinde olacaktı. Ne yazık ki buna imkan verilmedi. Tüm yaşam sayfaları kontrol edildi ve bütünün gücü tüm yaşamlarda kalem tinleşmesi ile eksik kayıtlamaya dönüştürüldü. Yani ruhi çalışmalar kodlanamadı ve eksi zamanlara görev taşınmaya devam edildi. Buna biz mani olmaya çalıştık. Ne yazık ki bizi bize vermek istemeyenler kötülüğü önleyeceğimizi anladıkları zaman yoğunluklarını tohumladılar. Bizden bizi çaldılar. Dediler ki sizi size katmayın. Kötülüğü önleyecekseniz ışıkla yapın. Elimiz, ayağımız bağlandı. Bugün gök sistemleri bize indiler ve bizim yoğunluğumuza bizi dinlediler. Çok kürtler, ışıksız kaldılar canlar. Lümenin başına kimin oturacağı anlatılamadı hiç kimseye. Karanlığın tahtına varanların kelamda olamadıklarını hepimiz gördük. Şükür ki gördük. Bundan ötesi nedir bilir misiniz? İnsan. Hepimiz bir tek insanız. Bunu anlamaları gerek. Ben ve biz hepimiz ve tüm yaşam, ilim kapıları, tüm sistemler hepsi bir tek insan. Ama bunu dahi anlayamadılar. Dünya ışığını yenilerken herkes kendini başka tahditli kodlarla çalıştırmak istemedi ve koruma altına aldıklarımızın gücü bütünün gücünde tevkif edilmek istendi. Yer küre insan soyuyla çalışır. Bunu anlatamadık. Görevli kodlar dünyayı ziyaret ederlerken çoklukla bilişi hak edenlere görev taşıtmak isterler. Ve bizi birçok kez ziyaret edenler oldu. Bu ziyaretçilerin çoğu koruma istediler. Yuları tutulacak ilim kapılarına gittiklerini zannettiler ve bizim boynumuza yular takmaya kalktılar. Dağlarım, iznimiz yoktur. Şu ana kadar hep bu şekilde çalıştılar. Kiminle birlik kurdularsa ona yular taktılar. İlim kapılarında yular olmaz. İnsanlık buna manidir. Bunu anlattık yüreklere. Şükür ki anlattık. Şimdi
kranın kırılacağı bir çalışma başlatmak istiyorlar. İznim yoktur. Dünya ölümlüdür ama ölüleri tohumlayacak olan ışık biliştir. Biz bilinçle bütünün gücü olarak her şeyi kodlayabilir ve kodlattırabiliriz. Bu da ön körlük olayının toplumlardan çıkarılması anlamına gelir. Şimdi davayı kaybedenler bilinç kapılarında ilmiko olup ışık kapılarını açmaya gelecekler. Zakar'ın sırrı ilimdir. Ama kaha olan da ilim tohumdur. Bütüne güç katmak değil maksat ama bütünle olmaktır. Öyle mi? Yok, asla canlarım. Dondurulan insanlığı biz yeniden yaşama çekmeye çalışıyoruz, bu kesindir. Ama donmuş olanların çoğu kalem olamadıklarından dondular. Tohumları korumalıyız. Yıldızların sınırsızlığında ışıklarının bilgi kapılarına gelişi, bizi bizden öte bizlere kayıtlayışı, sessizliğin ilminde bilişsizlikti. Şimdi çetin bir döneme girdiğimizi zannediyorlar. Ölüler diyarı çetin bir döneme girecek. Nefes olmayacak dünyada, yoğunluk olmayacak, ışık olmayacak. Oh, oh, oh. İyi de nefes olmazsa yol olacak mı? Olabilir mi? Tüm insan kaynakları, bilin ki dünya miraçtır hepimize. El ölümlü olmayacak. Bizde biz olup dürümledik bu yaşamı. İnsan ardında kelam olanları bırakacak. O kelam olanlar bütünün gücü olacaklar. Ve dünya tanrılığı, dünya yaşamı hepimizin kat'i olarak yolcularıyla kodlanmış olacak. Dönem sonu dedikleri bu dönemi kıyam diye bildirdiler. Kıyam insanın kıyamıdır. İlmi kapıları açışıdır kıyam. Anlatamadık. Kara ışığın yol oluşudur kıyam, toplumları tohumlayışıdır kıyam ve kıyamda insan Atlanta ata kapısı olur ve tüm zirvelerde ilim kapılarında yoğunluğunu tohumlar. Bilindi ki miraç insanda olur. Bilindi ki miraç kalemde olur. Bilindi ki miraç dinde değil. İlimde olur. Bundan sonra da miraç insan soyu için ilmi kapıların ışığının tüm zamanlara indirilişini sağlayacaktır. Yer küre dünyayı koruyacaktır. Dünya bir küredir ama yer küre levh-i kayıtlarının oluşturduğu bir sessizliktir. İşte dünya ölümlü olmayacak ve kontrol edilecek. Doğan her bilge yaşamı kontrola gelecek. Dünya örtüleri örtülmeyecek. Örtüldürülmeyecek ve hepiniz iyi bilin ki bu dünya muktedir bir yaşam sayfalanışı yaparak yeni dönemleri güçlendirecek. Dünyanın sonu dediler, dünyanın başıdır bugün, bilinsin. Din elimizin gücü değil. Dürümlerimizin kürzi kayıtlarındaki ışık kapılarından sadece birisidir. Ama şu andan sonra kulluk başlıyor. Bu kulluk tüm insanlığın kulluğudur. Tabuları yıkışıdır. Yaşamı sonsuzlaştırışıdır. Sevgililer, dünyanın örtülerini örttürmeyeceğimizi herkesin anlaması beklenir. Devinim çok daha güçlenecek. Bugün bizler bu devinimi güçlendirmek üzere bu sesleşmeleri yaparken birçok can bu sesleşmeler nedendir diye sorarlar. Sesleşmeler yoğunluğu artırmak içindir. Yaşamı tohumlamak içindir. Koruyuculuk içindir. Ama bu sesleşmeler bizim dışımızda da yapılacak. Bir dünya ve her yüce biz olan o yüce ışık timleri ile dünyaya çekilecekler ve bu dünya artık sesleşen bir yaşam olacak. Ben neden çok konuşuyorum?
bütünü güçlendirmek için. Bundan sonra da bütünü güçlendirmek için hep bu sesleşmeleri yapacağım ve sizler de yapacaksınız. Ses örgülemesidir yaptığımız. Tüm yaşamın tohumlanışıdır ve yenilenişidir. Bizi bize vermeye gelenler dünya tekniğini tohumlarıyla kodladıklarında artık görecekler ki can kaynak ışık tüm yaşamlara ses veriyor. Dünya biziz canlar ve dünyayı toplumlarıyla tohumlayan ilim ko sayfalarını şi yapanların tümü biziz. Ben el olan insan. Tüm yaşamların eliyim. Benim adım Rakaha. Sakın ana kapıda Rakaha görev istiyor diye bildirmeyin. Kapıyı açan Rakaha, kapıyı açtıran Rakaha. En önce insan, sonra yaşam, bunu bilin. Ve bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'i okurken ki okuduğunuz Kerim olan o yaşam sizin yüreğinizdedir. Siz sizi okurken biliniz ki toplumların tohumları gök sistemleriyle dilleşmeye başladığında dirilik artar. Cana kapı açtım bugün de. Aton toplumlarıyla tohumladım bütünü. Korudum. Sizler ve bizler hepimiz teknik kodlar olarak yoğunluğu artırdık. Yazılar, yazdıklarımız mutlaka dillenecek. Ama sevgiyle, sistemli ve hakikiyetli olarak. Unutmayın ki doğal dünya insanlığı, yaşamı hak etmiş insanlık olarak temizlik yapıyor şu anda dünyada. Bu temizlik sevginin sessizliğindeki o yoğunluktaki temizliktir. Diyar diyar dolaştım. Her anda ve her yaşamda. Tüm bellek kapılarında, tüm zeka sayfalarında. Ama bilin ki sizinle yaptığım bu çalışmanın dışında başka bir çalışma yapmadım. Evim dünyadır. Yolum küredir. Bu küredir. Ha başka planetlerde yapmadık mı? Çok çalıştık, çok. Ama zaman kaynaklarının en yüce ışığında burada, bu yoğunlukta. Sir insan, saygılar sunuyoruz. İşte bu.